biz Türkiye olarak İsrail'le aynı noktada mıyız? Arap Baharı'yla da bu defa Arap ülkelerine dönüp çok ciddi manada yıkıcı faaliyetler ortaya koydular. Bu Batı'nın bir operasyonudur. Şimdi Batı'nın operasyonları yanında yer alanlar, adı ne olursa olsun, kendini nasıl ifade ederse etsin, basın yayın tarafından nasıl gösterilsin, Haçlı'nın safında olanlardır. Bir Müslümanın öldürülmesi, bir Müslüman evladının öksüz bırakılması, yetim bırakılması, bir Müslüman kadının ırzına tecavüz edilmesi, sonucunu doğuran, buna sebep olan, buna vesile olan, buna destek veren herkes Haçlı'nın safındadır. Olay şöyle bir geniş çerçeveden bakmak lazım. Resmin bütününe bakmak lazım. Değil mi? Dövizde mesela günlük inişler çıkışlar oluyor. Siz sadece o günlük harekete kilitlenirseniz, döviz hep düşüyor dersiniz. Siz dövizdeki yükselmeye kilitlenirseniz, döviz hep çıkıyor dersiniz. Ama şöyle öteden geriye dönüp bir günlük, bir haftalık, bir aylık, bir yıllık eğriye baktığınız zaman ancak doğruyu ve gerçeği görebilirsiniz. Sosyal olaylar da böyledir. Bir olaya bakarak sonuca gidemezsiniz. Olayların geneline bakmak lazım. Burada baktığımızda ezilen, mağdur edilen hep İslam ülkeleri olmuştur. O halde İslam ülkeleri üzerine ciddi bir oyun oynanıyor. Bunun adı ne? Büyük Ortadoğu Projesi ve Arap Baharı. Şimdi çok enteresandır. Bizim ülkemizde de ciddi oyunlar oynanıyor. Doğumuzdaki İslam ülkelerinde de oyunlar oynanıyor. Peki bu oyunlar nasıl şekilleniyor? Baktığımızda Doğu bölgesinde olayların şekillenişinin demişsiz ifade ettiğiniz tekfirci İslam ile doğumuzdaki İslam ülkelerinin şekillendirildiğini, imha edildiğini görüyoruz. Türkiye ve Batı'daki İslam ülkelerinin, buna Bosna Hersek dahildir, batımızdaki Avrupa'daki İslam ülkesi olan Bosna Hersek buna dahildir. Türkiye buna dahildir. Suriye buna dahildir. Buradaki şekillenmenin bozgunculuğun ise ılımlı İslam ile ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Amerika doğumuzda tekfirci İslam'ı destekliyor. Batı'daki İslam ülkelerinde ılımlı İslam'ı destekliyor. Yani her halükarda İslam'ı kendi kulvarından çıkartarak, farklı algılar oluşturarak, İslam'ın dışındaki bir arayış olarak Müslümanları empoze ederek Müslümanları birbirine katıyor. İşte dikkat ederseniz özellikle Afganistan'da ortaya çıkan radikal İslam, tekfirci İslam, komünist Rusya'ya karşı ehli kitap emperyalist Amerika ile birlikte olabilir düşüncesiyle hareket ettiler. Bu manada çok çeşitli belgeler, dokümanlar ortaya çıktı değil mi? O gün Rabbani'lerin Amerika ile olan, CIA ile olan ilişkileri, eğitim seviyesinde. Rusya'nın nazarında yine. Değil mi? Bu manada çok doküman var piyasada. Yani dediler ki işte biz komünizme karşı ehli kitap olan emperyalist Amerika ile beraber olabiliriz dediler. Bakın bu mantığa dikkat edin. Batı bölgesine geldiğimizde aynı şekilde bu defa dediler ki efendim özellikle Said Nursi'nin eserlerinde dikkatimizi çekiyor bu. Bu öne çıkıyor. Dinler arası diyalog olayları efendim. Dedi ki Hristiyan İslam diyaloğu efendim dünyada ateizme, materyalizme ve komünizme karşı ortak hareket etmeliler mantığıyla ortaya çıktı. Dikkat ederseniz tekfirci İslam ile ılımlı İslam'ın çıkış noktası aynı. Niye? Çünkü bunu yönlendiren merkez aynı. Gene çok enteresandır. 1950'li yıllarda Said Nursi'nin Papa 12. Pios'la diyaloğunu görüyoruz. Bunlar basın yayında konuşulmaz. Zannederler ki ilk defa Papa ile diyaloğa geçen Fethullah Gülen. Hayır, Fethullah Gülen Papa'ya gitti, onunla diyaloğa geçti. Ona mektuplar verdi. Misyonla hizmet etmek istiyoruz dedi. Bu ilk değil. Aslında Fethullah Gülen öncüsü olan, üstadı olan Said Nursi'nin yolundan gitti. Said Nursi de bunu yaptı çünkü. Osmanlı'da Ebu Suud var. Burası çok önemli bak. Aynı Said Nursi 1953 yılında efendim İstanbul'da Patrik Athenagoros ile görüşüyor, ziyaret ediyor. Yani baktığımızda komünizme karşı güya Hristiyanlarla da beraber olunabilir. Güya komünizm ateistik olarak ortaya konuyor. Çok enteresan. Oysa
Şimdi bakıyoruz. Aradan yıllar geçiyor. Geri dönüp bakıyoruz bu kadar yaşanan olaylardan sonra. Ya biz gidip Rusya'yı gördük. Moskova'yı gördük. Kızılmeydan'da bulunduk. Yıllarca komünizm etkisi altında olan Tataristan'da bulunduk. Azerbaycan'da bulunduk. Ya bu komünizm anlattıkları gibi değil kardeşim ya. Ben Batı'da da bulundum. Doğu'da da bulundum. Rusya'da da bulundum. Batı ülkelerinde de bulundum. Eğer dine saygıysa Ruslarda bu daha çok. Gidip bakıyorsun Moskova'da her taraf Ortodoks kiliseleri. Rusya'nın etkisi altında Estonya'ya gittim. Her taraf Ortodoks kiliseleri. Ve bu kiliseler asırlardan beri ayakta kalan kiliseler. Hani komünizm, madem komünizm ateistlikti, dine karşı olmaktı. Peki niye bu kiliseleri yıkmadılar? Batı bile dinine, tarihine bu kadar sadık ve bağlı değil. Kısacası. Ve yine Azerbaycan'a gidiyoruz. Azerbaycan'da Haydar Baş hocamız hep anlatır. Azerbaycan'da biliyorsunuz uzun yıllar Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Onlara dediler ki, Azerbaycan'da yaşayanlara, işte bu Batı var ya, işte bu Türkiye var ya, işte bunlarda aile mevhumu yoktur. Bize de söylediler ki, işte bu Azerbaycan var ya, bu Rusya var ya, hiç onlarda aile mevhumu yoktur. Hayır. Aile mevhumu varsa asıl onlarda olduğunu biz gördük. Ne zaman ki Azerbaycan'ın kapısı Batı'ya açıldı, Batı'yla diyaloglar başladı, o zaman Batı'ya benzemeye başladılar. Kısacası bir dezenformasyonla, bir yalanla, bir stratejiyle Amerika kendi düşüncesini, kendi ideallerini, kendi işgal projelerini gerçekleştirmek için Müslümanları kullandı. Ve kullanmaya devam ediyor. Ilımlı İslam'ın da Amerika tarafından kullanılması, beri taraftan radikal İslam'ın da Amerika'dan kullanılması yeni değil, eskiden beri gelen projedir. Artık bugün yüzüne çıkmıştır. Şimdi işin aktüel noktasına gelmek istiyorum. Aktüel noktasına baktığımızda, bakın bir paralel devlet yapılanmasından bahsediliyor. Değil mi? Sayın Erdoğan ve AKP hükümeti, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın MİT Başkanı, paralel devlet yapılanmasından hareketle devlet içinde devlet kurulduğunu ve Amerika ile bağlantılı bu oluşumun bir derin devlet yapılanması şeklinde bizim milli bütünlüğümüzü, milli güvenliğimizi tehdit ettiğini ifade ediyor ve bu kabulden hareketle operasyonlar düzenliyor. Şimdi şunu tekrar sormak istiyorum. Madem böyle bir yapı var, olduğunu da görüyoruz. Peki madem bu yapı var, neden bu yapıya karşı hukuki bir yaptırım uygulanmıyor? Madem bir yanlış var, madem bu kadar insanlar sürgüne gönderiliyor, madem bu kadar insanlar işten el çektiriliyor. Peki bunlar hakkında bir hukuk süreci başlatılacak mı? Başlatılmadığı takdirde bunun da bir siyasi mücadele, yani sen mi efendine daha çok hizmet edeceksin, ben mi efendime daha çok hizmet edeceğim noktası ortaya çıkmış olur. İnsanın hatırına bu gelmiş olur. Üzülerek şunu ifade etmek istiyorum. 25 Ocak 2014 tarihinde, yani bundan birkaç gün önce Sayın Başbakan bir imza atıyor. Nereye? İşte Said Nursi'nin yazmış olduğu Risale-i Nur Diyanet tarafından basılıyor. Baskı bittikten sonra Erdoğan şu cümleyi yazıyor üzerine. Diyor ki, merhum üstadımızın arzularının yerine getirilmiş olmasının huzuru içindeyiz. Devamın niyetiyle diyor. Demin bahsettim. Said Nursi'nin nasıl bir fonksiyon gördüğünden bahsettim. Hangi papalarla kaç yılında görüştüğünden. Amerika'nın hangi idealiyle hareket ettiğinden. Bugünkü bilgilerimizi, yaşadıklarımızı ne kadar yanlış yaptığından bahsettim. Ve Sayın Fethullah Gülen hareketinin Said Nursi ile olan bağlantılarını da biliyoruz. Sayın Başbakan buna rağmen Nurculuk hareketinin üstadı olan Said Nursi ve risalelerinin arkasında olması, devlet imkanlarıyla bunu bastırmış olması, Diyanet'i bu işe alet etmiş olması ve bunu bir devamın niyetiyle de imza atması, hükümetin de bu manada samimi olmadığını, bir tiyatro içinde olduğunu gösteriyor. Netice, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde olmadığı kadar karışık günler yaşıyor.
Bugün hukuk tartışılıyor. Bugün devlet tartışılıyor. Bugün güvenlik tartışılıyor. İşte bu kaos ortamı millet olarak bizi ürkütüyor. Neden? Bu milleti bölmeye çalıştılar. Alevi Sünni diye bölmeye çalıştılar, bölemediler. Sağ sol diye bölmeye çalıştılar, bölemediler. İlerici gerici dediler, bölemediler. Evet, çatışmalar oldu ama bu çatışmalar sınırlı bölgelerde olan çatışmalardı. Millete sirayet etmiyordu. Ama bugün bakıyoruz ki artık ülkemizde bir Kürt-Türk çatışmasının provoları yapılıyor. Daha önce lokal olarak değişik şehirlerde değişik sebeplerle yapılan çatışmalar bugün Allah korusun dünden beri İstanbul'da siyasette bulaştırılmaya çalışılıyor. Malumunuz